Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İklim değişikliğini göz önüne alan WWF, Almanya'yı da etkileyen kuraklığı büyük bir risk olarak değerlendirdi. Örgüt tarafından hazırlanan bir rapora göre dünya çapında olduğu gibi Almanya'daki çiftçilerin yaşamlarını da giderek artan bir şekilde tehdit ediyor. Bununla birlikte tatlı su açığı sadece temel gıdaların yetiştirilmesini değil enerji temini güvenliğini de tehlikeli hale getiriyor. Çünkü Kömür, gaz ve nükleer enerji santrallerinin çalışması diğer şeylerin yanı sıra soğutma işlemleri için suya da bağımlı. Bu nedenle Almanya'da özellikle Brandenburg'daki santraller yüksek kuraklık riskiyle karşı karşıya. WWF Avrupa Birliği ülkelerini suyu yoğun olarak kullanan sanayileri tatlı suları sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya çağırdı. Kuzey Avrupa'da bile su darboğazı boğazı belirgin hale geldi. Giysenli jinekolog Cristina Henel, Hessen Eyalet Parlamentosundaki Sol Parti grubunun klinik ve doktor muayenehanelerinin önünde güvenlik bölgeleri oluşturulması için hazırladığı yasa girişimini destekliyor. Böylece kürtaj karşıtları belli bir mesafede tutulmuş olacak. Bunun sebebi kürtaj karşıtı grupların sürekli olarak bu tür kurumların önünde ve danışma merkezleri önünde nöbet tutmaları. Henal Perşembe günü Eyalet Parlamentosu'nda düzenlenen bir uzman duruşmasında yaptığı açıklamada, kadınlar sadece bu çok özel ve tatsız durumda görülmek ve tanınmak istemiyor dedi. Sol Parti Parlamento grubu yasal girişimi Hesen'deki dini köktencilerin gittikçe artan bir şekilde bu tür tesisleri kuşatma altına almış olmalarıyla gerekçelendirdi. Henel, kürtaj yasasında değişiklik yapılması için yürüttüğü kampanya nedeniyle ülke çapında tanınır hale gelmişti. Paritet işe gezamt ferbant askerlerin trenleri ücretsiz kullanabileceğinin açıklanmasının ardından gönüllülük temelinde hizmet yapan her insanın trenleri ücretsiz olarak kullanabilmesini istedi. Kurumun yöneticisi Ulrich Schneider, Noyan Osnabürke Saitung'a yaptığı açıklamada şayet ücretsiz bir seyahat söz konusu olacaksa federal hükümet 400 euro cep harçlığıyla gönüllülük temelinde toplumumuz için hizmet yapan 100 bin gence göz atmalı dedi. Hem buna ihtiyaçları var hem de hak ediyorlar. Kısa bir süre önce üniformalı Alman askerlerinin Alman demir yollarını 1 Ocak 2020'den itibaren ücretsiz olarak kullanabilmesine karar verilmişti. Şunay'da askerler için yapılan bu düzenlemeyi eleştirdi. Artık zorunlu askerlik görevi yok. Önceleri kışla ile ev arasında yaptıkları yolculukların ücretsiz olması uygundu. Bugün ise profesyonel bir ordu var ve belirli bir profesyonel gruba trende seyahat etme ayrıcalığı tanımak için bir sebep yok. Paul Julius von Reuter Schule'deki meslek okulu ve tekniker okulu öğrencileri Giisberg Strasse'deki binanın çöküş riski altında olması nedeniyle Klinikum Kassel'deki özel eğitim merkezine taşınıyor. Özel okulun yeniden düzenlenmesi için Kassel Belediye Meclisi 26 Ağustos Pazartesi günü yapılacak toplantıda 250 bin euro harcanmasına karar verecek. Mönchelberg Şule'deki boş odaların acilen yenilenmesi gerekiyor. Diğer şeylerin yanı sıra sınıfların altı IT odasına dönüştürülmesi, kafeteryanın yenilenmesi ve yeni bir teknoloji kullanılması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre yıkılma tehlikesi içinde bulunan Reuter Şule 2022 yılına kadar yeniden inşa edilecek. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.